Merhaba, sizi selamlıyorum ve yeni bir video ile gene karşınızdayız. Bugün size Almanya'da yapılan Berliner tarifini vermek istiyorum. Artık Türkçesinden çörek tarifi mi vereyim? İçine reçel dolduruyorlar. Siz isterseniz puding de ilave edebilirsiniz ya da Nutella da ekleyebilirsiniz isterseniz. Ve isterseniz hemen yapılışına geçelim. Onun için sütümüzü bir tane küçük tencereye ilave edelim. Tereyağını içine ekleyelim. Ve sütümüzü ısıtalım. Sakın ateş gibi yapmayın. Sıcak olmasın kesinlikle. Sadece ılık olsun. Parmağınız yanmasın içine batırdığınız zaman. Burada unumuzu görüyorsunuz. İçine bir tane delik açıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Çok önemli. Kesinlikle sıcak olmayacak. Yani parmağınızı batırdığınız zaman parmağınız yanmayacak. Ilık bir şekilde eritiyoruz. Ve açtığımız deliğin içine biz burada maya ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şekerden bir kısmını ekliyoruz. Ve süt, tereyağı karışımından hepsini değil, şöyle birazcık kadar ekliyoruz ve birbiriyle karıştırıyoruz. Bu işlemden sonra kabın üstüne bir tanemiz bez örtüyoruz ve bu karışımı 20 dakika bekletiyoruz. Evet, şu 20 dakikanın sonunda görebiliyorsunuz, böyle kabarıcıklar oldu burada. Güzelce ne dinlendi. Şimdi diğer malzemeleri, yani artan malzemelerin hepsini içine ekleyelim. Süt, tereyağı karışımını burada ekliyoruz içine görmüş olduğunuz gibi. Ve artık şekerin artan kısmını da ekliyoruz burada. Yumurta sarısını ekliyoruz içine. Hamurumuzun kıvamı biraz ele yapışan bir hamur olduğu için ben burada mikserle bu işlemi yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi siz de bu şekilde hamuru yoğurursunuz güzel bir şekilde. Evet, güzelce yoğurduktan sonra hamuru artık gene bir temiz bezden örtüyoruz. Ben kaloriferin yanına verdim kabımı. Bu şekilde böyle ısı gördü ve 30 dakika dinlendi. Evet, dinleme süresinden sonra artık toplar yapabiliriz hamurumuzdan. Ben tartıyla onları parçalara böldüm. Siz isterseniz göz ayarı da yapabilirsiniz. Yaklaşık bir tanesinin ağırlığı, bir hamurun ağırlığı 55 ve 60 gram arası. Gerçekten bu tarifi çok beğeneceksiniz. Küçük kızım aslında böyle tatları sevmez, içinde reçel olan tatları sevmez ama ben ona reçelsiz verdim iki tane ve gerçekten de çok çok beğendi. Hamur yumuşacık, böyle pamuk pamuk oldu, puf puf oldu. Size de mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tadı gerçekten oldukça leziz. Evet, hamurdan yaptığınız topları bir tepsinin üstüne ilave edin ama tepsinin üstüne tepsi kağıdı ve tepsi kağıdının üstüne de un serpiştirin. Evet, toplar bittikten sonra gene örtüyoruz onları temiz bir bezle ve gene dinlenmeye bırakıyoruz 30 dakika. Artık kızartma zamanına geldik. Bunun için bir tencereye sıvı yağ döküyorum. Ben şu şekilde yapıyorum. Termometreden yaptım bu işi. Termometre çok önemli bu kızartmada. Çünkü eğer çok ateşiniz kızgın olursa o zaman hamurlar çok çok kararır ve hemen pişerler ve içi de çiğ kalır. Onun için termometreyi size tavsiye ediyorum ve 160 derecede içine hamurları kafa üstü atıyoruz, yani içine veriyoruz yağın içine. 160 derecenin üstüne gelmesin yağ, çünkü dediğim gibi o zaman çok hızlı pişiyor hamurlar ve memnun kalmayacaksınız. İlk yaptıklarımızı biz ayarlayamadık, ısıyı en yüksek dereceye verdik. Onun için size tavsiye ediyorum, böyle yavaş derecede başlayın, yani ocağın altını yavaştan açmaya başlayın ve 160 dereceye bulduğunuz zaman o ısıda kalsın. Zaten artık bir dahaki sefere bilirsiniz hangi derecede pişireceğinizi. Mutlaka 160 dereceye geldiği zaman kafa aşağı hamurlarımızı veriyoruz. Yaklaşık her taraftan 3,5 dakika pişiriyoruz hamurları ve sonra da bir tane bezin üstüne veriyoruz ki yağını emsin diye. Dediğim gibi ben önce ısıyı ayarlayamadım daha doğrusu, çünkü çok birden böyle ateş gibi oldu yani. Onun için yavaştan başlayın, 160 dereceye ve mutlaka termometre olsun ki burada derecesini görebilirsiniz diye.
Ve burada görebiliyorsunuz ilk çıkanlar biraz daha kara oldu. Çünkü dediğim gibi ayarlayamadım. Sonra şimdi bu gördükleriniz tam böyle kıvamında, renk halinde de oldu yani. Mükemmel bir kıvam aldılar burada görmüş olduğunuz gibi. Instagram'da da bizi takip ederseniz çok memnun oluruz. Eğer bu tarifi de deneyecek olursanız mutlaka bize bir haber verin. Sizde nasıl oldu yani, tarif size uydu mu bu şekilde? Evet, bittikten sonra artık reçeli içine sıkma zamanı geldi. Benim kullandığım reçel çilek reçeli ama siz istediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Ben reçelimi püre haline getirdim. Çünkü içinde parçalar olmasın diye. Çocuklar, benim çocuklar böyle parça olduğunda sevmiyorlar içinde. Ama siz isterseniz içine puding de ilave edebilirsiniz. Ya da Nutella ilave edebilirsiniz. Sonra üstüne pudra şekeri ben serptim. Eğer isterseniz sadece şekere batırabilirsiniz. Siz nasıl beğeniyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bu durumda da videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz parmaklar yukarı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Gerçekten benim çocuklarım çok sevdi bu yaptığım Berlinerleri ve sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah gene görüşmek ümidiyle herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye.